Osmanlı İmparatorluğu'nda hakkında idam kararı verilmiş Divan-ı Hümayun üyelerine siyah hilat giydirme geleneği vardı. İşte bu geleneğe dair ilginç bilgileri videomuzda sizler için derledik. Hilat anlam daralmasına uğrayarak kaftan manasında kullanılmıştır Türklerde. Hazreti Muhammed'in hırkasını Züheyr'e vermesiyle başlayan bir gelenektir aslında. Daha sonra da halifeler herhangi bir İslam devletinin hükümdarı değişince yeni hükümdarlara hilat göndererek bu geleneği devam ettirmişlerdir. Görüldüğü gibi başlangıçta iyi yönde hediye etme tarzı bir gelenekken Osmanlı'da ölüm ve yası temsil eden tercih edilen siyah renkli hilatlar idam edilecek kişiye kefen niyetine giydirilirdi. Doğrusu siyah harici bir renkte hilat hediye etme geleneği de 2. Mahmut dönemine kadar devam etmiştir. Aslında padişahın bir saray görevlisini siyah hilat giydirterek öldürmesi bir şerefti o kişi için. Evet, adam ölüyor, bunun neresinde şeref diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bir bostancı başı tarafından kellesi alınıp günlerce teşhir edilerek öldürülenlerle kıyaslandığında hiç de haksız olmadığımızı anlayabilirsiniz. Yavuz Sultan Selim ise veziri azamlarına her daim siyah hilat giydirmiştir. Kendisi malumdur ki asabi bir adamdı ve Yavuz'a vezir olasın bedduasının dahi halk arasında yayılmasına sebep olmuştu. Bu konuda en kötü sürprizi ise Yavuz Sultan Selim'in sadrazamı Koca Mustafa Paşa yaşamıştır. Şehzade Ahmet destekçisi olduğu söylenen Koca Mustafa Paşa, Bursa'ya gelen Yavuz Sultan Selim'i karşılamış, Divan-ı Hümayun kurulunca önemli mevzular konuşulacak sanmış, lakin kendisine siyah hilat giydirilerek idam edilmiştir. Tabi siyah hilat kendilerine takdim edildiğinde öleceğini anlayan kişilerin nasılsa öleceğim diyerek ağzına ne geliyorsa saydığını düşünebilirsiniz. Ya da ben olsam bunu yapardım diye içinizden geçirebilirsiniz. Ancak hiç de öyle olmuyordu durum. Karşısındaki bir padişahtı ve saygısını son ana kadar taşımak zorundaydı. Aksi halde ölümün bile kendisi için büyük bir kurtuluş olacağını biliyordu. Olası böyle bir durumda ağır işkenceler görerek daha aşağılık bir şekilde öldürüleceğini ve dahası ailesinin de sürgün yiyeceğini biliyordu. Bu sebeple siyah hilatı giydikten sonra padişahın kaftanının eteğini öperek en fazla "Bağışlayın hünkârım" diyebiliyordu. Ki siyah hilatı giydikten sonra bağışlanan bir kurbanı tarih hiçbir zaman yazmamıştır.